kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik alkışlarla geliyor efendim. Hamit hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi buyurun lütfen. Şimdi ben bu soruyu özellikle sormak istiyorum. Çünkü gerçekten hiç belirti olmayabiliyor bazen. Evet. Bunun yaşı da yok, kadın erkeği de yok. Size de böyle hastalar çok geliyor. Hiçbir belirti yokken. Biz kendimize neye bakalım, neye dikkat edelim de biraz daha erken yakalayıp kalp hastalıklarına hiç uğramayalım. Buna gizli kalp diyoruz. Hiçbir belirtisi yok. Birden kalp krizi geçirenler işte bu gibi hiç şikayet olmayanlardır. Bunu en sağlam yönü nedir demiştim daha önce de. 35 yaşın üstündeki erkekler, 40 yaşın üstündeki bayanlar her yıl düzenli olarak kardiyoloji polikliniğine gidip bütün testleri yapacaklar. Kardiyoloji polikliniğinde istenilen testler fazla test yoktur. Eksik test vardır. Kalp için ne kadar fazla test yapılırsa daha çok iyidir. Çünkü zaten testlerde %90-95 oranında bize sonuç veriyor. %5 yine sonuç alamıyoruz. Hmm. Bütün testler yapsa. %100 sonuç koroner anjiyografi işlemidir. Oo, en ciddisi. Evet. Peki size geldim. Gerçekten tansiyon hastasıyım. Sizle çalışmaya başladık. İlaç kullanmaya başladım. Bir türlü tansiyonum düşmüyor. Evet. Bu ne demek? Bu niye olur? Tansiyon tedavisi kolay bir işlemdir. Yani bütün doktorlar işte tansiyon ilacı verir, tansiyon tedavi altına alır. Ama bazı hastalarımızda tansiyon düşmüyor, dirençli tansiyon diyoruz. Bir sürü ilaç kullanır, hiçbirinde fayda görmez. Tansiyon dediğimiz ne? Kalbin şu ritim? Hayır, tansiyon nedir? Kalp kırmızı vücudumuzdaki kırmızı damarlar içerisindeki basınçtır. Nabzımızın çok dolgun olmasıdır. Bu tansiyondur. Tansiyonun normal değerleri büyük 12-11, küçüğü de 7-8'dir. 13 de olabilir. 14 ve üstü yüksek tansiyon olarak kabul ediyoruz. Ve tedaviye başlıyoruz. İlk tedavimizde yaşam kalitesinin değişikliği, yaşam tarzının değişikliği ki işte bunda tuzu yasaklıyoruz, turşuyu yasaklıyoruz. Kilo fazlalığı varsa onu azaltıyoruz, streste uzak dur diyoruz. Peki hocam biz yıllardır tuzu azaltın dedik de ne yapıyor tuz? Sizi bulmuşken onu sorayım ben. Tuz ne yapıyor? Tuz? Şimdi tuz bebeklikten başlayarak 20 yaşına kadar tuzu kullanabilir. Çünkü vücut sürekli büyüme evresinde olduğu için tuza ihtiyaç vardır. 20 yaşına geldikten sonra organ gelişimi tamamlanıyor. Vücut kendi tuzunu kendi üretiyor. Tuz tamamen bir tat alışkanlığıdır. Ve vücuda tamamen zararlı. Vücut kendi tuzunu zaten kendi yapıyor. Böbrek üstü bezleriyle. 20 yaşından sonra tuzu biz yapmaya başlıyoruz. Bir de dışarıdan tuz alıyoruz. Yok, hep yapıyoruz da yetmiyor gelişme döneminde. Ha. Bebeklikten itibaren tuz yapılıyor. Tuz takviyesi 20 yaşına kadar tamam. Evet, ondan sonra da zarar. Biz tuz erittiğimizi bilmiyordum ben mesela kendimizin. Tuz bir de yok, ayrıca tuz da alıyoruz dışarıdan fazla. Aldosteron diye bir hormonla aldığımız gıdalar içerisindeki tuzu emiyor vücut. Peki niye şişiyoruz? Hep öyle deriz ya tuz yedim şiştim. Tuz işte tuzu vücutta oranı arttığı zaman damarların içerisindeki osmotik basınç dediğimiz basınç artıyor. Basınç artınca su tutulumu artıyor. Bu dengeyi sağlamak zorunda vücut. Dolayısıyla vücut şişmeye başlar. Suyu normalde gönderecekken göndermiyor. Göndermiyor, tutuyor damarda. Ki suyu dengeliyor. Dengelesin, yani aksi takdirde olan beyine zarar verir. Ayran yaptınız, tuz da attınız. Eyvah fazla tuz gitti, ne yapıyorsunuz? Biraz daha ayranı mı dökeceksiniz? Su ilave ediyorsunuz, ayran ilave ediyor. Aynı şey yapıyor aynı yani şey. Vücut. Aynı. Çok güzel bir mantıkla anlattınız. Şimdi bir vakam var bu dirençli tansiyonla. Çünkü tansiyon tedavi etmek basit. Önemli olan hekimlik, zor tansiyonu tedavi etmektir. Hekimlik burada zevklidir. Sonucu burada görürsen daha tatmin edici olan noktası burasıdır. Benim 42 yaşında bir hastam vardı. Hasta 25 yaşından itibaren tansiyon hastası. 30 yaşından sonra da tansiyonu 15-16'nın altına düşmüyor tedaviye rağmen. Epey kliniklere gitmiş, ilaçlar kullanmış, ilaçlar değiştirmiş. Bir türlü tansiyonu şu ifadeyi kullanıyor. Hocam normal tansiyon bugüne de 15-16. Onun altında hiç tansiyon görmedim. Hasta tabii tansiyon için sürekli geziyor, şifa arıyor. Ondan dolayı bize de geldi. Geldiğinde tansiyonunu ölçtüğümüzde 17'ydi. Küçüğü 10 ve 11 arasındaydı. Bütün ilaçlar, bizim kardiyolojide var olan tansiyon için bütün ilaçları kullanmış. Ama hasta bir ilaçlar için bir devamlı göstermemiş. A doktoruna gitmiş, ilaç vermiş, düşmeyince bırakmış. B doktoruna gitmiş, ilaç vermiş, düşmeyince bırakmış. Sürekli benzer ilaçlar verilerek hasta tedaviyi bir türlü sağlayamamış.
Bunu aslında bu tip hastalara uyguladığımız şudur. Yani bir hafta boyunca bir tansiyon tedavi terapisi uygulanır. Nedir? Hastayla beraber hastaya fayda eden ilaç hangisi onu bulursun. Biz de hastayla beraber evet tek tek ilaçları denedik. Hangilerinde daha çok fayda gördü? O fayda gördüğü ilaçları tespit ettik. Daha sonra kombine bir tedavi uyguladık hastaya. Hastanın tansiyonu 12-13'lerde düştü. Ha. Ve hasta yani 10 yıldır görmediği 12-13'leri son 1 yıldır takip ediyorum. 1 yıldır 12-13-14'lerin üstüne çıkmıyor. Ha. Bazen stres anında 14-15'i buluyor ama genel anlamda tansiyonu hep 12-13'lerde seyrediyor. Peki hocam, biz az önce siz de izlediğiniz görüntüleri bir türbe gösterdik. Evet, evet. Ve buradaki türbeye gidip en son hanımefendi bana kalbinden de rahatsızlığım var dedi, değil mi? Kalbim vardı, şekerim vardı dedi. Gerçekten insanların maneviyatı iyileşme etkisi yaratır mı? Yani şimdi, siz bir kalp doktorusunuz, şudur, net olarak bakın, size sorayım. Theta healing diye bir olay vardır. Enerji, hepimiz enerjide oluşmuşuz. Hı hı. Bir şeye ne kadar çok inanırsan onun gerçekleşme oranı çok yüksektir. Tamam mı? Çünkü onun için bir mücadele verirsin. Onun için elinden gelen bütün imkanları değerlendirmeye çalışırsın. İnsanlar da eğer ben sağlıklıyım, bilinçli bir şekilde buna inanırsa, ki oraya inanarak gitmiş, hastalık derecesini düşürür. Hı-hı. Zaten vücut kendini bir toparlıyor, bir güvence geliyor. Ondan sonra bir de oraya inanıyor ya, zaten hani enerjinin etkisi var. Bu yani enerji kesim var. Yani neye çok, yani sonuçta dua ederken Yaradan'a dua ediyorsun. Yaradan zaten mevcut olan bütün insanların oluşturduğu bir potansiyel enerjidir. Allah dediğimiz olay da bundan ibarettir. Dolayısıyla ne kadar çok inanırsan stresten de o kadar uzak durursun. Hmm. O mesela hastamız eğer şekeri düşmüşse stresi atmıştır. Eğer tansiyonu düşmüşse biraz stres kavramı ortadan kalkmıştır. Hmm. Hepsi bir de iyileşeceğine gelince inandığı için vücut enerjisi daha da kendini daha iyi hissetmiştir. Çünkü ben anlıyorum etkisi yani olur. Sesinden. O kadar inanarak ve o kadar anlatma ihtiyacında telefon zaten etmiş ki. Zaten psikiyatri tedavisi de şeydir. Yani insanlar niye psikiyatriye gider? Hani verdiği ilaçlardan ziyade daha çok ona hani tedavi olmak. Oraya gidip mesela psikiyatriye gidersin, ağlarsın, derdini dökersin. Niye ağlıyorsun? İçindekilerini atıyorsun, boşaltıyorsun ve rahatlıyorsun. Orada o şekil düşünüyorum. Yani hani bir maddi olarak değil de şey olur, manevi olarak bir rahatlama yeridir. Peki ama şöyle, tabii doktora gitmeden direkt oraya gidin anlamı da çıkmasın. Ama buradan şudur, az önce doktor hanım da bahsetti, organik bir neden varsa kalp krizi geçirmiş gidip orada şifa bulamaz. Yani damarı tıkalı, onu aşmak zorunda, o hekimin işi. Fiziksel ama olarak bir ruhsal gerçek olarak bir bunalımı varsa gitsin. Çünkü inandığı bir şeye gidiyor ve orada iyileşme imkanı var. Ona inanıyor çünkü. Peki hocam, şimdi kalp krizi sonucu kalp yetmezliğini biz hep duyuyoruz. Evet. Bu nasıl oluşuyor? Bunu bir vaka üzerinde anlatacağım Zayda Hanım. Şimdi bir kalp krizi geçiriyor, kalp yetmezliği oluşuyor. 67 yaşında. 67 yaşında. Hasta kalp krizi kalp yetmezliği oluştuktan sonra hasta sürekli hastanede yatıyor. Ayda bir kesinlikle hastanelerde yoğun bakımda yatıyor. Yatma nedeni de şu: nefes darlığı. Vücudunda şiş, akciğerler su topluyor, tansiyonu yükseliyor. Tedavi veriliyor hastanede, çıkıyor, tekrar şikayetler başı, tekrar geldiğinde şöyle oturuyor, nefes alamıyor, çok zor. Yüzü, gözü, ayaklar hep şiş. Akciğerler tamamen su dolu. İfadesi şu: hocam 5 adım atamıyorum, 5 adım attıktan sonra yığılıp kalıyorum. Ondan sonra bu hastaya yaptığımız şudur. Önce bir fazla sıvı almayacaksın dedik. Tuzdan uzak duracaksın. Sonra tansiyonu normale getirdik. 4 günlük bir terapi tedavisi uyguladım. Agresif ilaç tedavisi başladım. Bu hasta başladıktan sonra kriz geçirmeden önce 64 kilo olan hasta krizden sonra bana geldiğinde 80 kiloydu. Ha. 4 gün içerisinde 16 litre sıvı vücutta atıldı. Allah. Ve hasta yani ona o 16 kadar litre kiloyu tutmuş, evet, evet, vücut aslında yani sıvı. Ha. Sıvı birikmiş vücutta. Akciğerler, ayaklar. Ayakları bayağı şişti. Parmakla bastığımız zaman içeri çöküyordu. Daha sonra ayakları tamamen normale döndü. Akciğerler rahat ediyordu. Dik hep oturuyor. Bu şekilde uyuyormuş. Daha sonra iki yastıkla uyumaya başlıyor. Normal yatarak uyuyamıyor. Kalp yetmezlikleri uyuyamaz. Ha. Balgamlı hep öksürüğü vardı. O geçti. Hasta gayet 3 ayda bir aralıkta uyuyabiliyor. İlaçlarına aynen devam ediyor. Verdiğim 67 tedavi yaşında.
Yalnız bu hastalardaki sıkıntı nedir? Bu hastalarda ilaç veriliyor, durmadan doktor değiştiriyorlar. En büyük sıkıntı bu. Çünkü doktor değiştiriyor, bitti yeni, gitti başka bir doktor yeniden başlıyor. Ve mevcut tedavi devam ettiremiyorlar. Tabii şunu sormak lazım o zaman. Şimdi tedaviyi biz size geliyoruz, iyileşme sürecini görmek istiyoruz. Hemen, belki de yanlış anlıyoruz, hemen istiyoruz. Hemen olmaz. Doğrusu nedir i̇şte, onu söyleyeyim size. İlaç veriliyor. Önce bir etkisini görecek. 3-5 gün takip eder. Etkisi yoksa tekrar doktorunuza gidin. Doktorunuz ya bir dozunu yükseltir ya ilaç değişikliğine gider. Yine mi fayda görün? Bir daha kendi doktoruna git. Doktor değiştirmekle bir tedaviye gidemez. Yani sizin her şeyinizi bilen doktorla takip ediyorken hazır bir yere kadar gelmişken neyin işe yaramadığını bilmesi bile çok önemli, bir şey. Önemli. Ay şurama bir sancı girdi dediğiniz oluyor mu hiç? Çok oluyor mu? Çok. İnandınız mı ya? Dur Allah korusun. Bazen giriyor ama. Abi çocuğu koşturuyor koşturuyor. Düşüverecek zannediyorum buram acıyor. Gerçekten kalp ağrısı sancısı diye bir şey varmış. Ama bunun duygu durum değişikliği değil de gerçekten kalpte bir sancı olduğunda bu ne demek? Ne zaman sancılanır? Bak kalp vücudun pompasıdır. Yani vücut kalple yaşıyor. Kalp hem beynen kontrol edilir hem de kendi sinir sistemi vardır. Üzüntü esnasında tansiyon düşer. Tansiyon düşerse kalbin kasları ağrıyı hissettiren kaslardır. Yani kalbin bir kasında hafif bir ağrı olsun direkt hissedersin. Dolayısıyla tansiyon düştüğü zaman kalpteki beslenme bozulur. O kas biraz beslenmesi bozulur ve ağrı yapar. Sana hemen haber veriyor. Evet, ben beslenmiyorum ağrı diye. Ağrı yapar ve onu sızı olarak hissedersin. Ya da kalpte bazen ritim bozuklukları oluşur. O ritim bozuklukları sırasında da bir spazm tarzı bir şey gelişir. O sırada da ağrı yapar. Ama bunlar günlük hayat olan şeylerdir. Bunlardan dolayı kimse ölmez de kimseye de bir şey olmaz. Bizim için en önemli olan kalbin üstünde 3 tane damar var. Bu damarlardan birinde darlık var mı yok mu? O darlık yok ve damarlar temizse o kalp o vücudu 100 yaşına kadar yaşatır. Ay inşallah sağlıklı sıhhatle yaşayalım. Peki hocam damarlar açıksa bir sorun yok. Damar tıkanıklığı ne demek? Nasıl damar tıkanıklığı, damar daralması demek, yol yürümemek demektir. Nefes darlığı oluşması demektir. Halsizlik demektir. Yaşamakta keyif almamak demektir. Damarın tamamen tıkanması iki seçenek vardır. Ya imama gidersin ya da kalp krizi geçirirsin. Şanslıysan müdahale edilir. Ama bunlar yine günümüzde poliklinikte teşhisi kolay. Yani kardiyoloji açısından Türkiye çok iyi. Bak biz bunu yaşıyoruz. Ya mutlaka ya ailenizde konu komşuda bir anda kalp krizi geçiriyor. Gidiyor size geliyor. Doktorlar diyorlar ki 3 damarı tıkalıymış. Hem de %90 tıkalıymış. Ya %90'a kadar hiç mi bize bir alarm vermiyor? Sen gidiyorsun kardeş uyan demiyor işte bu kalp. Bazıların mesela ağrı eşiği. Evet bazıları da öyledir. Ağrı eşiği düşük olanlar hisseder. Ağrı eşiği yüksek olanlar hissetmiyor. Ki diyabetli hastalar böyledir genelde. Gizli kalp. Kalp krizi geçirmiş ama haberi yoktur. Bak, var mı öyle? De, evet. Siz mi? Kalp krizi geçirdiniz. Haberiniz mi yok? O nasıl? Genetikti galiba. Nasıl genetik? Ver mikrofonu abime. Nerede? Mustafa mikrofon nerede? Hemen sorsun. Peki bu genetik olabilir mi gerçekten? Tabii. Ailede yani, de olabilir mi yani? Aile önemli. Kardeşler de kalp krizi geçirmişse diğer kardeşin kalp krizi geçirme oranı %50'ye yakın. Ne diyorsunuz? Evet. Özellikle şeker hastalığı da varsa oran daha da yükseliyor. Var mı şeker hastalığınız? Yok. Şükür. Peki. Rahmetli babam gizli kalpten gitmişti. Abide de vardır. Kardeşlerde de mutlaka var. Kardeşlerimde de bir tek bende oldu. Diğerlerinde olma ihtimali var. En büyük siz misiniz? Evet. Daha dur onların da. Yani 3 damardan biri %95. Kapalıymış. Tabii. Kalp krizi geçirdikten sonra öğrendiniz. Evet. Bir de hocam 3 kriz geçirdim ben. 3 kriz. Evet. Aynı günde. İyi ki doktorum burada yalnız. Hayır şu anda Allah korusun. Neyse şanslı.